Canan Karatay hanımefendi et ye, peynir ye, yumurta ye diyerek vatandaşı bir de böyle bilgilendiriyor. Ne oluyor? İnsanlar iyice tamam her şeyi unutup ya zararı yokmuş. Et yiyelim, et yiyelim. Tabii et, peynir, yumurta yenmeli ama fazla et, peynir, yumurta asidoza sebep olur. Asit oranı yükseldi mi? Kemik erimesi, artrit, artroz, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, hastalıkları, kolesterol, bir sürü hastalık ortaya çıkar. Bunları bildiği için diyor ki kolesterol, yüksek kolesterol tehlikeli değildir. Yani bu böyle komik komik ilim adamlarının konuşmaması gerekir, ilim insanlarının dikkat etmesi gerekir. Ama Özellikle benim de bu göz önünde söylediklerim, olan insanlar için kesinlikle. bakliyatla ilgili klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Belge ve bilgi olmadan konuşmam. Burada ne dedim? Osman Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bilgin Tümural klinik araştırması yapmış. Amerika'da Kentucky Üniversitesi'nden Profesör Doktor James Anderson klinik araştırması 3.234 hasta üzerinde şekerleme ile. Efendim Avustralya'da klinik araştırması yapılmış. Toronto'da bir klinik araştırması daha var. Bu da Profesör Davut Jensk 121 tip 2 hastası üzerinde klinik 3 ay süren bir araştırma yapmış. Bakliyat tüketildiği zaman insanların eğer ki şeker hastalığı yeni başlamışsa şekeri bıraktığı, yani şeker hastalığı ortadan kalktığı, çok ilerlemişse inzülin oranının düştüğü, inzülin burnuna iniz ünitesinin düştüğü tespit edilmiş. Hatta tip 1 ömür boyu inzülinle bağımlı kalan hastalarda bakliyat tükettiklerinde aldıkları, buldukları inzülin oranının düştüğü tespit edilmiştir. Klinik araştırması var. Bunların hepsi belge ve bilgiye dayanır. Daha fazla ayrıntılı bilgi isteyen doğaltedavi.net'e girip görebilirler.